Beşinci Bölüm Sabahları erken kalkıyorsun Essi. Şair kız gülümseyip rüzgarda karışan saçlarını tuttu. Rıtıma doğru dikkatle yürürken çukurlara ve çürümüş tahtalara basmamaya özen gösterdi. Bir Witcher'ı çalışırken izleme fırsatını kaçırmamalıyım. Benim meraklı olduğumu mu düşünüyorsun yine Geralt? Yani evet, saklamıyorum. Gerçekten meraklı biriyim. Nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Ah Geralt, dedi Essi. Merakımı, bilgi toplama ve yorumlama yeteneğimi küçümsüyorsun. Dalgıçlarla ilgili olayı da, Agloval'le yaptığın anlaşmanın ayrıntılarını da biliyorum. Seni ejderha vurana götürecek bir kaptan aradığından da haberim var. Buldun mu bari birini? Geralt, kıza bir an sınayarak baktıktan sonra ansızın kararını verdi. Hayır, dedi. Bulamadım. Hiç kimseyi bulamadım. Korkuyorlar mı? Öyle. Denize açılamazsan nasıl keşif yapacaksın? İnce avcılarını öldüren canavarı nasıl enseleyeceksin o zaman? Geralt kızı elinden tutup dar köprüden geçirdi. Taşlı zemin üzerinden deniz kıyısında ağır ağır yürüdüler kıyıya çekilmiş sandalların ve iki yana dizili kazıkların üzerine gerilmiş ağların, kurutulmuş balıkların önünden geçtiler. Geralt hiç ummadığı bir anda bir şeyi fark ederek şaşırdı. Şair kızın varlığı onu sıkmıyor, rahatsız etmiyordu. Ayrıca huzurlu ve nesnel bir sohbetin bir akşam önceki aptal öpüşmenin etkisini ortadan kaldıracağını da umuyordu. Essin'in rıhtıma gelmiş olması ona hınç beslemediğini düşündürüyordu. Geralt rahatlamıştı. Canavarı enselemek diye mırıldandı. Kızın sözlerini tekrarlayarak. Bunu nasıl yapacağımı bir bilsem. Deniz canavarları hakkında çok az şey biliyorum. İlginç. Bildiğim kadarıyla denizde hem sayı hem de tür çeşitliliği bakımından karada olduğundan çok daha fazla canavar yaşar. Yani denizin Witcher'lar için iyi bir çalışma alanı olduğunu düşünürüm ben. Hiç öyle değil. Neden? İnsanoğlunun denize açılması. Witcher başını çevirip hafifçe öksürdü. Henüz yeni sayılır. Witcher'lara eskiden karada, sömürgeciliğin ilk aşamasında ihtiyaç vardı. Deniz gerçekten de her türlü saldırgan haşerat kaynasa da Bizler denizde yaşayan canlılarla boğuşmaya uygun yapıda değiliz. Witcherların yetenekleri deniz canavarlarına karşı yeterli olmaz. Bu canlılar bize göre ya çok büyüktür ya fazla cazırlıdır ya da suya çok iyi adapte olmuşlardır ya da bu özelliklerin hepsine birden sahiptirler. İnce avcılarını öldüren canavar peki? Bunu kimin yaptığı konusunda bir fikrin var mı? Bir kraken belki. Hayır. Bir kraken tekneyi paramparça ederdi. Ama tekne sağlamdı. Ama anlattıklarına göre kan içindeydi. Göz nuru yutkundu ve benzi attı. O kalalık ettiğimi düşünme. Ben deniz kıyısında büyüdüm ve çok şeye tanık oldum. Kim yapmış olabilir peki? Büyük bir mürekkep balığı mı? İnsanları tekneden zorla çekip almış, o zaman kan olmazdı. Mürekkep balığı değildi o Geralt. Katil balina ya da dev kaplumbağa da değildi. Çünkü her neyse o, tekneyi parçalamamış, devirmemiş. Tekneye çıkıp orada katliam yapmış. Onu denizde arayarak hata yapıyorsun belki de. Witcher kala kaldı. Sana hayranlık duymaya başlıyorum Hesse, dedi. Şair kız kıpkırmızı kesildi. Haklısın. O şey havadan saldırmış olabilir. Belki bir ornitodrakon, bir grifon, wyvern, bir titrek ya da çatal kuyruk olabilir. Hatta belki de bir ok. Özür dilerim sözünü bölüyorum dedi Essi. Bak kim geliyor? Agloval sahilden onlara doğru yürüyordu. Üstü başı sıklandı Sinirli olduğu yüzünden okunuyordu ve Essi'yi görünce öfkeden kıpkırmızı kesildi. Essi dizini hafifçe kırarak selam verdi. Geralt başını önüne eğip elini göğsüne koydu. Agloval yere tükürdü. Günün ağarmasıyla birlikte kayalıklara oturup üç saat bekledim diye homurdandı Agloval. Bir an bile ortaya çıkmadı. Ahmaklar gibi kayanın üzerinde oturup durdum. Dalgalar üzerime vurdu üzüldüm diye mırıldandı Witcher. Üzüldün öyle mi? diye patladı prens. Üzüldün mü? Senin yüzünden oldu. Sen berbat ettin. Her şeyi mahvettin. Neyi mahvettim? Tercüman olarak çalıştım. Lanet olsun senin yaptığın işe! diye öfkeyle sözünü kesti Agloval ve başını yana çevirdi. Profilden gerçekten kralları andırıyordu paraların üzerine basılmaya yakışırdı. Gerçekten sana iş vermesem daha hayırlı olurdu. Tuhaf gelecek ama aramızda tercüman yokken Şinaz'la daha iyi anlaşıyorduk. Ne demek istediğimi anlayabiliyorsan tabii. Ama şimdi kentte insanlar ne diyor biliyor musun? Deniz kızını çileden çıkardığım için ince avcıları ölmüş. Deniz kızının öcüymüş bu. Saçmalık dedi Witcher soğuk bir sesle. Saçmalık olduğunu sen nereden bileceksin ki? diye hırladı prens. Ya da senin deniz kızına dün ne anlattığını nereden bileyim? Onun neler yapabileceğini nereden bileyim? Denizin derinliklerinde hangi canavarlarla birlikte olduğunu nereden bileyim? Lütfen söylediklerimin saçmalık olduğunu kanıtla bana. Balıkçıları öldüren canavarın başına getir bana. Kıyıda flört edip duracağına işe giriş. İşe mi? dedi Geralt kızarak. ''Nasıl? Bir fıçının üzerine binip mi açılayım? Sizin Zelest kaptanları işkence ve darağacıyla tehdit etmiş. Kimse buna rağmen göze alıp denize çıkmıyor. Zelest'in de böyle bir niyeti yok. O halde nasıl?'' ''Bana ne bundan?'' diye kükreyerek atıldığı Agloval. ''Bu senin meselen. Aklı başında insanların canavarlardan nasıl kurtulacaklarına kafa yormalarının önüne geçemiyorlarsa Witcher'lar neden var o zaman?'' seni bu iş için tuttum ve görevini yerine getirmeni bekliyorum. Eğer yapamayacaksan git, toz ol. Yoksa seni ülkenin sınırlarına kadar kırbaçlatırım. Sakin olun prensim, dedi göz nuru alçak sesle. Ancak yüzünün solgunluğu ve ellerinin titremesi kızgınlığını belli ediyordu. Çok rica ederim, Geralt'ı tehdit etmeyin. Dandelion'ın ve benim malum bazı dostlarımız var. Bunlardan birinin adını vermem gerekirse, Sidaris kralı Etain bizi ve balatlarımızı çok sever. Kral Etain aydın bir hükümdardır. Bizim balatlarımızın yalnızca dans müziği ya da şiir değil, bilgilerin ağızdan ağza dolaşmasını sağlayan, insanoğlunun yaşadığı olayları anlatan eserler olduğunu söyler her zaman. Prensim, siz de bu eserlerde yer almayı arzu eder misiniz? Ben bunu sağlayabilirim isterseniz. Agloval bir an dik dik ve buz gibi baktı. Ölen balıkçıların eşleri ve çocukları vardı, dedi. Oldukça alçak ve sakin bir sesle. Açlık kapılarını çalınca diğerleri yakında yeniden denize açılacaktır. İnce avcıları da balıkçılar da. Şimdilik korkuyorlar ama açlık korkuyu yener. Açılırlar denize. Ama geri dönerler mi? Ne dersin Geralt? Hanımefendi Daven, siz ne dersiniz? Bu konuyu işleyen balatınızı merakla bekliyorum. Kılını kıpırdatmadan sahilde oturup kana bulanmış teknelere bakan Witcher'ı ve ağlayan çocukları anlatan balatınızı. Essi renginin daha da solmasına karşın başını kafa tutarcasına geriye attı. Buklesini üfleyerek geriye itti ve tam yanıt vermeye hazırlandığı sırada Geralt hızla elini tuttu ve kızın konuşmasını engelledi. Yeter, dedi Witcher. Sarf ettiğin bunca sözden yalnızca biri gerçekten anlamlı. Beni bu iş için tuttun Agloval. Ben de işi kabul ettim ve yerine getirilebilecek gibi ise yerine getireceğim. Umarım, diye kestirip attı prens. O zaman görüşmek üzere. Saygılar hanımefendi Daven. Essi reverans yaptı. Başını sallamakla yetindi. Agloval ıslanmış paçalarını sıvadı. Zemin taşlı olduğu için sekerek limana doğru yürüdü. Essi'nin elini hala tuttuğunu, kızın da elini çekmek gibi bir niyeti olmadığını Geralt ancak şimdi anlamıştı. Witcher kızın elini bıraktı. Yüzü ağır ağır normal rengine dönmeye başlayan Essi ona doğru döndü. Risk almaya çok kolay ikna oluyorsun," dedi kız. Çocuklar ve kadınlarla ilgili birkaç söz sana yetiyor. Oysa siz Witcher'ların duygusuz olduğunuz söylenir hep. Geralt, ne kadınlar, ne çocuklar, ne de yaşlılar Agloval'in umrundadır. İnci avcılığının yeniden başlamasından başka derdi yok. Çünkü inci çıkarılmadığı her gün zarar ediyor. Seni aç çocuklarla tavladı. Sen de hemen yaşamını tehlikeye atmayı kabul ettin. Essi, diye sözünü kesti Geralt. Ben Witcher'ım. Yaşamımı tehlikeye atmak benim işim. Çocuklarla ilgisi yok bunun. Beni kandıramazsın. Böyle bir niyetim olduğunu nereden çıkardın? Eğer sen görünmek istediğin gibi acımasız bir profesyonel olsaydın, alacağın parayı yükseltmeye çalışırdın. Ama sen ücreti konuşmadın bile. İyi, tamam. Yeter bu kadar. Dönelim mi? Biraz daha yürüyelim. Memnuniyetle. Geralt dinliyorum. Dediğim gibi deniz kıyısında büyüdüm ben. Teknik kullanabilirim ve aklından çıkar bunu. Neden? Aklından çıkar diye tekrarladı Witcher. Daha nazikçe söyleyebilirdin bunu. Söyleyebilirdim. Ama sen de bunu kim bilir neye yorardın. Ben duygusuz bir Witcher'ım ve acımasız bir profesyonelim. Kendi yaşamımı tehlikeye atarım. Ama başkalarının kini değil. Essiz sesini çıkarmadı. Dudaklarını birbirine bastırıp başını sağdan sola attığı Witcher'ın gözünden kaçmadı. Ani esen bir rüzgar kızın saçlarını yeniden dağıttı ve yüzünü dağılmış altın sarısı saç tutamlarıyla örttü. Sana yardım etmek istemiştim yalnızca, dedi kız. Biliyorum. Teşekkür ederim. Geralt. Dinliyorum. Agloval'in sözüne ettiği rivayetlerde ya doğruluk payı varsa? Bilirsin, deniz kızları her zaman ve her yerde sevimli davranmazlar. Bazı vakalar vardır. İnanmıyorum. Deniz kızlarının diye devam etti göz nuru. Su perilerinin, deniz adamlarının, deniz perilerinin neler yapabileceğini bilmiyoruz. Ve Şinaz'ın onun bir gerekçesi vardı. ''İnanmıyorum.'' diye kızın sözünü kesti Witcher. ''İnanmıyor musun yoksa inanmak mı istemiyorsun?'' Witcher yanıt vermedi. ''Ve sen acımasız profesyoneli oynamak istiyorsun öyle mi?'' diye sordu kız yüzünde tuhaf bir gülümsemeyle. ''Kılıcıyla düşünen bir profesyoneli mi? Eğer istersen sana gerçekte nasıl biri olduğunu söyleyebilirim.'' Gerçekte nasıl biri olduğumu biliyorum ben. Sen duyarlısın, dedi Esi alçak sesle. Çatışma içinde olan ruhunun derinlerinde hassas birisin. Taşlaşmış yüzün ve soğuk sesin beni yanıltamaz. Duyarlısın. İşte tam da bu duyarlılığın yüzünden, elinde kılıcınla karşısına çıkacağın şeyin haklı nedenleri olabileceğinden, hatta ahlaki olarak belki senden üstün olmasından çekiniyorsun. Hayır Essi, dedi Geralt usulca. Ben de acıklı bir balat için konu arama. Ruhen parçalanmış bir Witcher'ın hikayesi çıkmaz benden. Keşke öyle olsaydı. Ama değil. Benim ruhsal sorunlarımı, kurallarım ve eğitimim çözer. Katı terbiye yani. Böyle konuşma diye karşı çıktı kız. Seni anlayamıyorum. Niye bu çaba? Essi, dedi Witcher hakkımda yanlış bir fikir edinmeni istemem. Ben adalet dağıtan bir şövalye falan değilim. Acımasız ve düşüncesiz bir katil de değilsin. Hayır, dedi Witcher sakince. Değilim. Ancak böyle olduğumu düşünenler var. Ama beni üstün kılan özelliklerim, duyarlılığım ya da başka erdemlerim değil. Kendi değerlerinin bilincinde olan bir uzmanın kibri ve tafrasıdır yalnızca. İyi ve kötü, düzen ve karmaşa ikiliminde kaldığı zamanlar, kurallarının ve soğuk rutininin duygulardan daha güvenilir olduğunu, onu düşebileceği olası hatalardan koruduğunu kendine aşılamış biriyim ben. Hayır Essi, duyarlı olan ben değil, sensin. Hem mesleğin de böyle olmanı gerektiriyor, öyle değil mi? Sözüm ona sevimli deniz kızının alınıp ölç duygusuyla, İnce avcılarına saldırabileceği düşüncesinden tedirgin olan sendin. Üstelik deniz kızını haklı çıkarmaya, koşullardan dolayı mazur göstermeye çalıştın. Güzeller güzeli deniz kızı duygularının sesini dinlemeye cesaret ettiği için prensin parayla tuttuğu Witcher'ın onu öldürebileceği düşüncesi içine titretti. Gel gelelim, Witcher bu tür ikilemleri tanımaz. Duyguları da. Katliamı yapanın deniz kızı olduğu kesinleşse bile Witcher öldürmez onu. Çünkü kuralları bunu yasaklar. Kurallar Witcher'ın bütün ikilemlerini çözer. Göz nuru Witcher'a baktı. Sonra başını hızlı arkaya attı. Her ikilemi mi? diye aceleyle sordu. Yennefer'dan haberi var diye içinden geçirdi Geralt. Evet, haberi var. Ah Dandelion'u! Lanet olası geveze seni. Bakıştılar. Mavi gözlerinde ne gizli senin Essi diye düşündü Witcher. Merak mı? Farkındalıktan büyülenme mi? Yeteneğinin öbür yüzü nedir göz nuru? Özür dilerim dedi kız. Aptalca bir soruydu. Ve de çocuksu. Senin söylediklerine inanmamış gibi oldum. Gel dönelim artık. Bu rüzgar insanın iliklerine işliyor. Bak, deniz nasıl köpürmüş. Görüyorum. Biliyor musun Nessi, tuhaf bu. Nedir tuhaf olan? Aglovalin deniz kızıyla buluştuğu kayalığın sahile daha yakın ve daha büyük olduğuna başım üstüne bahse girebilirdim. Ama şimdi görünmüyor bile. Gel git, dedi Essi kısaca su birazdan iskeleye kadar yükselecek. O kadar çok mu yükseliyor? Sular burada hızla yükselip iner. Yüksekliği beş ağaçını geçer. Çünkü burası hem boğaz hem de nehir ağzı olduğu için dalgalar çok kabarır burada. Denizcilerin bu olguya ne dediğini bilmiyorum. Geralt dağlara, köpük köpük dalgalara sarılmış ejderha vurana doğru baktı. Essi, dedi. Cezir ne zaman başlar? Anlamadım. Deniz ne kadar çekilir burada? Ha evet, şimdi anladım. Denizin dibi çizgisine kadar çekilir. Ne çizgisiymiş bu? Denizin dibini oluşturan ve kenarda dimdik aşağıya inen zemin çizgisi. Ejderha vuran peki? O tam kenardadır. Yani ayaklar ıslanmadan ulaşılır ejderha vurana. Ne kadar zamanım kaldı? Bilmiyorum. Göz nuru alnını buruşturdu. Buranın yerlilerine sormak gerekir. Ancak bunun pek iyi bir fikir olduğunu sanmam Geralt. Baksana. Kara ve ejderha vuran arasında kayalıklar var. Bütün kıyı fiyortlar ve kanallarla dolu. Cezir başladığında içleri suyla dolu anaforlar ve çukurlar oluşur oralarda. Kim bilir bunlar acaba Denizden neredeyse hiç görülemeyen kayalıklar tarafından suya çarpma sesi ve yüksek perdeden ayhenkli bir çığlık duyuldu. Deniz kızı endamını sergileyerek ve kuyruğunu zarif bir şekilde suya vurarak dalgaların üzerinde süzülürken ''Aksaçlı!'' diye bağırdı. ''Şinas!'' diye seslendi Geralt ve el salladı. Deniz kızı yüzerek kayalıklara yaklaştı köpüklerle kaplı yeşil suyun içinde dikey pozisyonda durdu. Saçlarını elleriyle arkaya doğru atarken üst bedenini bütün cazibesiyle gözler önüne serdi. Geralt göz ucuyla Essie'ye baktı. Kız hafifçe kızarmıştı. Ve elbisesinin altından belli bile olmayan kendi cazibe noktalarına üzgün ve utangaç bir ifadeyle kısa bir an baktı. Deniz kızı şarkı söyler gibi ''Benimki nerede?'' diye sordu ve yüzerek yaklaştı. Burada olması gerekiyordu. Buradaydı. Üç saat bekledi ve gitti. Gitti mi? diye şaşkınlıkla sordu Şinaz ve tiz perdeden şakıyarak. Beklemedi mi? Üç saatçikten fazla dayanamadı mı? Tahmin etmiştim. Zerre kadar özveri yok onda. Zerre kadar. İğrenç, iğrenç, iğrenç. Peki sen burada ne yapıyorsun aksaçlı? Sevgilinle dolaşmaya mı çıktın? Hoş bir çiftsiniz. Bacaklarınız tipinizi bozuyor yalnızca. Sevgilim değil o. Birbirimizi pek tanımıyoruz. Öyle mi? Şinas şaşırmıştı. Yazık. Uyumlusunuz. Birbirinize yakışıyorsunuz. Kim bu? Göz nuru aksanlı bir ritim ve Witcher'ın sesinin onunkinin yanında karga gaklaması gibi kaldığı bir melodiyle ''Ben Essi Daven, şairim. Seninle tanıştığıma sevindim Şinas.'' Deniz kızı ellerini suya çarpıp yüksek perdeden güldü. ''Ne güzel.'' dedi. ''Dilimizi biliyorsun. Yemin ederim siz insanlar beni şaşırtıyorsunuz. Gerçekten öyle anlatıldığı kadar farklı değiliz birbirimizden.'' Witcher deniz kızı kadar şaşırmıştı. Oysa eğitimli ve kültürlü Essi'nin eski lisanı, elflerin dilini daha iyi bildiğini tahmin etmesi gerekirdi. Eski lisanın şarkı formunu deniz kızları, deniz cadıları ve su perileri kullanırdı. Witcher ona zor gelen deniz kızı dilinin karmaşık melodik yapısının göz nuru açısından bir kolaylık olduğunu da anlamalıydı. Şinas diye seslendi Witcher yine de biraz farklıyız birbirimizden. Bizi zaman zaman farklı kılan şey dökülen kandır çoğunlukla. Kim? İnce avcılarını, şu kayalıkların orada kim öldürdü? Söyle bana. Deniz kızı suya daldı. Su fokur fokur kaynadı. Bir saniye sonra deniz kızı yıldırım hızıyla su yüzeyine çıktı. Güzel yüzünü çirkin bir ifadeyle buruşturmuştu. Sakın ha! Diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Sakın merdivenlere yaklaşayım demeyin. Size göre değil orası. Onlarla dalaşmayın. Size göre bir iş değil bu. Ne? Neymiş bize göre olmayan? Size göre değil diye kükredi Şinaz ve kendini sırtüstü dalgaların üzerine attı. Sular göğe doğru sıçradı. Witcher ve şair deniz kızının dalgaların arasında dönen çatallı kuyruğunu bir an daha gördüler. Derken Şinaz derinlere dalıp kayboldu. Göz nuru ani bir rüzgarın çözdüğü saçlarını eliyle düzeltti. Başını önüne eğip kıpırdamadan öylece durdu. Haberim yoktu dedi Geralt hafifçe öksürürken. Eski lisanı bu kadar iyi bildiğinden haberim yoktu Essi. Nereden haberin olacak dedi Essi. Sesinde anlaşılmaması olanaksız bir buruklukla. Çünkü Sonuçta beni pek tanımıyorsun.